Tabii efendim. Şimdi hepimiz Esenyamaç'tayız. Ankara Esenyamaç'ta. Bütün devlet Esenyamaç'ta. Sayın Genel Başkanımız Esenyamaç'ta. Müteşekkiriz köy adına. Çok teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Gerçekten Esenyamaç'ın ayın 31'inde bir sel felaketi olmuştu. Esenyamaç bu 11 gün oldu. Kendini bir saat olsun kendini sahipsiz görmedi. Gerçekten. İşte Türkiye'nin birlik ve beraberliğe gerçekten çok ihtiyacı var. CHP'nin sahasında. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Yok, durun arkadaşlar. Şimdi, değerli arkadaşlarım, Esenyamaç bir sel felaketi yaşadı. Sayın muhtarımızla beraber gezdik. Gelirken AFAD çadırlarını da gördük. Orada da yetkililer vardı. İlk müdahaleyi yapmışlar. Bazı yollar açılmış vaziyette. Muhtarımızın da ifade ettiği gibi Türkiye bir bütün olarak bütün sorunlara kilitleniyor. Vatandaşlarımız büyük bir mağduriyet yaşıyorlarsa o mağduriyetleri gidermek için hepimiz elimizden geleni yapıyoruz. Bir taziye bir talebi var, onu yapacağız. Üzerine bir cami yapılacaktı, onu da yapacağız. Bu konuda söz verdik. Ayrıca kadın kardeşlerimiz evlerinde bir şey kalmadığını, selden büyük zarar gördüklerini ifade ettiler. Ben de muhtar arkadaşımıza dedim ki her bir evin ihtiyacı neyse, yatağından buzdolabına kadar neyse bir listesini yapın. İl başkanımız burada, Van İl Başkanımız. Van İl Başkanımıza teslim edin. Biz bütün bu ihtiyaçları gidereceğiz, karşılayacağız diye. Bu sözü verdik, bunu yapacağız. Hiç kimse kendisini sahipsiz hissetmesin. Esenyamaç da kuşkusuz o da görüyor. Hiç kimse gerçekten kendisini Türkiye'de yalnız hissetmesin. Biz hep beraber ülkenin sorunlarına kilitlendik. Vatandaşlarımızın dertlerine kilitlendik. O dertleri, sorunları aşmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bugün Karadeniz'de de bir sel felaketi oldu. Can kaybı da var tabii. Ölene Allah'tan rahmet diliyoruz. Arkadaşlarımız orada, milletvekili arkadaşlarımız orada. Grup başkan vekilimiz orada. Oradaki sorunlar için de elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Ben tekrar geçmiş olsun diyorum. Teşekkür ederim. Hiç kimse kendisini yalnız hissetmesin. Biz bütün sorunları çözeceğiz. El birliğiyle beraber çözeceğiz. Anca beraber, kanca beraber. Van'la ilgili talepler var. Yani bu bölgenin afet biliyorum Karadeniz'de, Rize'de yapıldı, yangın olan bölgelerde de yapıldı. Buralarda da afet bölgesi, eğer afetin içeriğine, büyüklüğüne bakmak lazım. Buraya baktığınız zaman çok büyük bir afet yaşanmış. Aslında insanlar muhtarın uyarısı üzerine erken evlerini terk etmişler. Yoksa çok sayıda can kaybında olacağı ifade ediliyor. Dolayısıyla afet bölgesi ilan edilebilir ama bütün ihtiyaçları karşılayacağız. O sözü verdik. Sınır kapısının açılması isteniyor. Evet, sınır kapısı açılmalı. Karşılıklı ilişkiler kurulmalı. Bu konuda Van'da da bir açıklama yapacağız. Bir sınır kapısına gideceğiz orada da il başkanımızla beraber. Van'ın sorunları var, çok sorun var ama sorunları çözmek irademizde var, gücümüzde var. Bunu yapacağız inşallah. Sağ olun arkadaşlar. Teşekkür ederim. Sağ olun.